Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, medya aracılığıyla sesimizin ulaştığı kıymetli vatandaşlar ve her şeyin en güzeline, en iyisine layık olan sevgili gençler. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Değerli basın mensupları, 26 Eylül salıyı çarşambaya bağlayan gece yani bu gece sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrif günü kandil gecesidir. Bu vesileyle aziz milletimizin ve İslam ümmetinin mevlit kandilini tebrik ediyorum. Sevgili peygamberimizin kutlu viladetinin gönünde kutlu viladetinin gerçekleştiği gün insanlık nasıl onun nuruna muştak ve muhtaç idiyse bugün de aynı şekilde tüm insanlık onun nuruna onun adaletine onun merhametine onun ahlakına muhtaçtır. Hazreti Resulullah aleyhisselatü vesselam İslam ümmeti için ağabey hayattır, hayat pınarıdır. İnsanlığın içinde kıvrandığı buhranlardan kurtuluş için tek selamet sahilidir. Onun getirdiği kutlu mesaja lebeyk diyen, onun getirdiği kutlu mesaja uyanlara selam olsun. Ne mutlu onun yolunda gidenlere. Bugünkü basın toplantımızda ve bundan sonraki süreçte mecliste özellikle genç kardeşlerimizin sesi olmaya gayret edeceğiz. Hüdapar Gençlik Politikaları Başkanı olarak bu memleketin güzel gençlerin sorunlarını gündeme getirip bunların çözümü için inşallah kamuoyu oluşturmaya çalışacağız. Değerli basın mensupları Gençlerin kendilerini mutlu ve huzurlu hissetmediği bir toplumun bugünü de geleceği de aydınlık değildir. Buhranlar ve bunalımlar geçiren bir genç nesil topluma ve geleceğe dair umut kaynağı olamaz. Hüdapar olarak memleketin güzel gençlerine kendilerini mutlu ve huzurlu hissedecekleri bir toplum ve gelecek inşa etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde bu çalışmalarımızın bir ayağı da meclis olacak. Gençlerin sorunlarını kısır siyasi tartışmaların gölgesine bırakmadan yeni bir yol haritası ortaya koyacağız. Gençlerin sorunlarını araçsallaştıran siyasi geleneği yıkarak onların mecliste onların meclisteki sesi olacağız. Ve bilinenin aksine gençlerin siyaset kurumuna olan güvenini yeniden sağlayarak geleceğe umutla bakmalarını sağlayacağız. Maalesef gençlerimiz ülkemizde oy deposu olarak görülüyor ve bundan dolayı gençlerimizin de siyaset kurumuna güveni kalmamış. Değerli arkadaşlar, biliyoruz ki toplumun materyalist anlayışla değerlendirildiği bir düzlemde kaoslar, kargaşalar, huzursuzluklar baş gösterir. Bu sebeple bizler maddi kazanımların yanında gençlerimize, gençliğimize ve toplumumuza ahlaki erdemleri ve manevi bilinci kazandırmayı huzura giden sürecin olmazsa olmazı olarak değerlendiriyoruz. Değerli arkadaşlar, bu girizgahtan sonra bugün gençlerin sorunlarına dair dile getireceğim hususları sizinle paylaşmak istiyorum. Biz hüdapar olarak her şeyden önce can güvenliği diyoruz. Ve bugün gençlerimizin can ve akıl güvenliği emniyette değildir. Evlenmek isteyip de evlilik imkanları, evlenme imkanları el vermediği için evlenemeyen gençlerimiz var. Genç evlilik mağdurları ve süresiz nafaka sorunu var ve genç işsizlerimiz var. Her üç işsizden biri üniversite mezunu, mezunu diplomalı gençlerimiz var. Değerli basın mensupları, bir milletin sahip olduğu genç nesil o milletin en kıymetli hazinesidir. Bu hazineye sahip çıkmak İslami ve insani sorumluluğumuzdur. Ne yazık ki gençliği ve nesli ifsat çalışmalarıyla bu hazine değersizleştirilmek istenmektedir. Özellikle madde bağımlılığı ve ahlaki yozlaşma geleceğimizi ve neslimizi ciddi anlamda tehdit etmektedir. Madde kullanımı gün geçtikçe çocuklar arasında yaygınlaşmakta, okul önlerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair şikayetler artmaktadır. Adeta okul önlerinde ak babalar bekliyor. TÜİK'in bu yılın bu yılın Ağustos ayında açıkladığı güvenlik birimine gelen veya getirilen Çocuk istatistikleri raporunda suça sürüklenen çocuklara isnat edilen suç türü dağılımında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak üçüncü sırada bulunuyor. Önlem alınmazsa büyük bir ibret vesikası olarak önümüzde duran Amerika gibi, Avrupa gibi gençlerin ayakları birbirine dolanmış köprü altlarında, ayaklarında, köp ağızlarında köpük akan zombileşmiş gençlerimizi, gençleri bu görüntüleri bu şehirde de, bu sokaklarda da, bu mahallelerde de görebiliriz ki maalesef dün buna benzer bir görüntü İzmir ilimizde de yaşan yaşandı ve şahit olduk. Madde bağımlılığı sorunu siyaset üstü bir meseledir. Sadece Polisiye tedbirler ile almak madde bağımlılığıyla mücadelede yetersiz ve başarısız kalmaktadır. Toplumun tüm kesimlerinin bu konuda üst düzey bir duyarlılık geliştirmeleri ve madde bağımlılığıyla topyekün bir mücadele içerisine girmeleri ertelenemez bir sorumluluktur. Diğer taraftan uyuşturucuyla mücadele sadece sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarla sürdürülemez sokak satıcıları batıklı, bataklıktaki sinek mesabesindedir sadece birkaç sinekle uğraşarak bu bataklığı kurutamayız uyuşturucu baronlarıyla ciddi bir şekilde mücadele edilmeli uyuşturucu dağıtıcılarıyla ciddi bir şekilde mücadele edilmelidir ki bu sorun kökten çözülsün Hüdapar olarak madde bağımlılığıyla mücadele için gençlerimizin ve çocuklarımızın hayata yeniden kazandırılması için yuvaların dağılmaması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bu bataklığın kurutulması için elimizden geleceğini yapacağımızı yapacağımıza dair milletimizin kuşkusu olmasın. Kıymetli basın mensupları Toplumun nüvesi olan aile kurumu sağlıklı olduğu oranda toplum salahiyetini muhafaza eder. Bugün yaşadığımız ekonomik kriz gençlerin yuva kurmasını da epey zorlaştırmıştır. Yeni bir yuva, mutlu bir aile kurmak isteyen, yeni bir hayata kapı aralamak isteyen gençlerimiz bu konuda ciddi sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Gençlerin çok büyük bir kısmı Evliliği beraberinde getirdiği ekonomik yükü taşıyamayacağını düşündüğünden evlenmekten kaçınmaktadır. Bu nedenle evlilik yaşı da yükselmektedir. Evlenip yuva kuran gençler de uzun yıllar düğün aşamasında girdikleri yüklü miktarda borcu ödemekle uğraşmakta ve bu borcu ödemekte çok ciddi bir şekilde sıkıntılar çekmektedir. Huzurlu ve mutlu bir hayat arzusuyla evlenen gençler borç ödemeyle meşgul olmaktan evliliklerindeki aradıkları huzuru bulamamaktadırlar. Seçim sürecinde Sayın Cumhurbaşkanı yeni evlenen gençlere 150 bin TL'lik bir kredi verileceğini ve iki yıl geri ödemesiz iki yılın sonunda 48 ay işte faizsiz bir şekilde vadeni faizsiz olacağını belirtti. Biz de genel başkanımız Sayın Zekeriya Zekeriya Yapıcıoğlu'nun da ifade ettiği gibi diyoruz ki gelin gençlere verilecek bu krediyi geri almayalım. Gençlere evlilik hediyemiz olsun. Oluşturacağımız fonu bu uygulamayı yapabilecek şekilde ayarlayalım. Gençlerin yüzünde tebessüme vesile olalım. Huzurlu bir ailenin ilk temel taşını biz atmış olalım. Borç altına giren bazı firmalara ciddi hibelerin verildiğini veya borçları artan spor kulüple, kulüplerinin, kulüplerinin vergi borçlarının bir kalemde silindiğini biliyoruz. Devasa şirketler için futbol kulüpleri için var olan bütçe neden gençlere gelince olmasın? Bu uygulamanın daha fazla geciktirilmeden hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Değerli basın mensupları, genç yaş ak akran evliliği nedeniyle yaşatılan haksız mağduriyetler devam etmektedir. Bir taraftan kadının beyanı esastır denilerek yuvalar dağıtılırken diğer yandan genç yaşta evlenen genç kadınların beyanının esas alınmaması büyük bir çelişkidir. Toplumsal ürf ve teamüllere uygun olarak kurulmuş binlerce aile sonradan açılan ve yıllarca süren dava süreçleriyle dağıtılmış binlerce gence genç istismar suçlamasıyla cezalandırılmaktadır. Eşleri sözde istismar suçlamasıyla mahkum edilen ve kendileri çocuklarıyla birlikte büyük mağduriyetler yaşayan binlerce genç kadın eşlerinin salı verilmesini talep etmektedir. Hükümet bu çağrıya daha fazla kulak tıkamamalıdır. Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde eşleri cezaevinde olan kadınlarla defaatle görüşüp söz konusu mağduriyetleri giderme sözü veren yetkililer verdikleri sözü tutmalıdırlar. Kanayan bir yaraya dönüşen bu sorunun çözümü sloganik yaklaşımlara kurban edilmemeli. Gerekli yasal düzenlenme bir an önce hayata geçirilmelidir. Diğer yandan birçok mağduriyetler yaşatan süresiz nafaka zulmü de halen hala devam etmektedir. Sayın Aile Bakanı'nın süresiz nafaka konusunda yapmış olduğu açıklama mağdurları umutlandırmıştı. Süresiz nafaka uygulaması Boşanmış eşlerin tekrar evlenip yuva kurmasına engel teşkil ederken aile kurumu da büyük oranda zarar görmektedir. Süresiz nafaka uygulaması gençleri evlilikten uzaklaştırırken meşru evlilikler yerine nikahsız birlikte yaşama kültürü dayatmaktadır. Süresiz nafaka uygulanmasına artık son verilmeli, yerine değerlerimize uyumlu kadını da erkeği de mağdur etmeyecek bir düzenlenme yapılmalıdır. Kıymetli basın mensupları. Ülke olarak yaşadığımız ekonomik kriz toplumun tüm kesimlerini olumsuz anlamda etkilenmeye devam ediyor. Özellikle üniversite mezunu gençlerin kendi ihtisas alanlarında istihdam edilmemeleri gençlerde ciddi bir rahatsızlığa neden olmaktadır. Büyük umutla başladıkları eğitim serüveninin sonunda kendilerini diplomalı işsizler kervanında bulan gençlerimiz çareyi yurt dışında çıkmakta görüyorlar. Özellikle uzun yıllardır yatırımlardan mahrum bırakılan doğu ve güneydoğu bölgelerimizde gençlerin iş bulma konusundaki çabaları boşa çıkmaktadır. Mardin Batman, Şırnak, Sirt ve Ağrı gibi illerimizde istihdam alanlarının azlığı, iller arası ve yurt dışı göçe sebebiyet vermektedir. Üniversitelerde birçok fakülteye plansız bir şekilde istihdam ihtiyacının üzerinde öğrenci alımı, yığılmalara ve eğitim hayatı sonrasında diplomalı işsizliğe sebebi, sebebiyet vermektedir. Diğer taraftan organize sanayi bölgelerinde ve zanaata dayalı mesleklerde çalıştırılacak işçi ihtiyacının da üst düzeyde olması eğitimin doğru bir şekilde planlamadığını ortaya koymaktadır. Son yıllarda sayıları artan meslek mesleki teknik liselerin daha da yaygınlık kazanması genç işsizlik ve nitelikli iş gücü ihtiyacı sorununu çözmede katkı sağlayacaktır. Mesleki teknik liselerin toplumsal itibarının artırılması ve bu liselerden mezun olunduğunda sahip olunan zanaatın toplumsal açıdan saygınlığının sağlanması gereklidir. Son olarak bugün yaşadıkları maddi krizin ve manevi bunalımın çözümü konusunda umutsuzluğa düşmüş genç arkadaşlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum. Umutsuz olmayın. Hüdapar olarak daima yanınızda olacağız. Sorunlarınızın çözümü için mecliste sesiniz olacağız. Hangi adımlar atılması gerekiyorsa atacağız. Sorunlarınızın çözümü başka ülkelerde değil, bu topraklardadır. Bu memleketin umudu sizlersiniz. Umudumuzun göçüp gitmesine hüdapar olarak razı olmadık olmayacağız. Gençler unutmayın umut sizde çözüm Hüdapar'dadır. Adaletle, liyakatla ve mülakatla ilgili sıkıntıların farkındayız. Işsizlikle ilgili, evlilikle ilgili yaşadığınız sorunların farkındayız. İnşallah bunların çözümü Hüdapar'la olacak ve bu konuda sizin için çalışmaya da devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar sorularınız varsa alabiliriz. Yoksa katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum.